Herkese merhabalar arkadaşlar. Yeni konumuz olasılıkla sizlerin karşısındayız. Hiç vakit kaybetmeden başlayalım. Olasılık, önceden sonucu bilinmeyen olayların gerçekleşme durumlarına ilişkin veri toplama işine deney denir. Mesela paranın havaya atılması. Bununla ilgili veri toplayacağız biz. Sonra buna göre işlem yapacağız. Zarın atılması. Bunlarla ilgili neler olabiliyor? Verileri toplayacağız. Sonra bunlarla ilgili işlem yapacağız. Bir deneyde elde edilebilecek tüm sonuçlar kümesine örnek uzay denir. Örnek uzay ya da örneklem diyorlar bazı yerlerde. Olsun. Örnek uzay denir. Ve bu ne ile gösterilir arkadaşlar? E ile gösterilir dedim. Olasılığa girişimi yaptım. Hemen devam ediyorum. Bir paranın havaya atılması örnek uzayı, yani bu paranın havaya atılması ile ilgili hangi durumlar karşıma çıkabilir? Bu bir küme olduğuna göre, küme parantezimi yaptım, yazı olabilir ya da tura olabilir. İşte bu olayla ilgili, bu deneyle ilgili örnek uzaydır. İkisinin olması. İki paranın havaya atılmasıyla ilgili örnek uzayım ne peki? Artık tekli tekli değil bunlar. İkili ikili. Kim gelebilir? Yazı gelebilir. Kim gelebilir? Yazı tura gelebilir. Kim gelebilir? Virgül. Tura yazı olabilir. Peki son olarak da kim gelebilir? Tabii ki de tura gelebilir. Peki bir para atılınca ne oldu? 2 üzeri 1'den 2 oldu. 2 para havaya atılınca ne oluyor? Hemen bu da 2 üzeri 2'den 4 olduğunu gördüm. Peki arkadaşlar 3 para atılırsa ne olur? Artık siz olayı çözdünüz. 3 para atılırsa da bunun örnek uzayı 2 üzeri 3'ten 8 olur diye aklımızda olsun. Bu 2'nin katları şeklinde gidiyor. Peki zar havaya atılırsa ne olur? Arkadaş alışmış zaten. Parayı havaya attı. 2 parayı havaya attı. Zarı niye havaya attı? Böyle fırlatacaksın zarı. Zarın havaya atılmasıyla peki ne olur? Neler gelir? 1 gelir. 2 gelir. 3 gelir. 4 gelir, 5 gelir ve 6 gelir dedim. İşte bunlar benim olabilecek bütün durumlarımdır. Bunlara da örnek uzay denir dedim ve uzatmadan geçtim. Bir E örnek uzayının her bir alt kümesine olay denir. Biz örnek uzayda böyle durumlarımız çok fazla. Mesela zarı attığımda 1, 2, 3, 4, 5, 6 geliyor. Ama bunlardan bazı alt kümeler verilecek bize. Bu kümenin kapsadığı şeyleri gösterecek. Mesela tek gelme olasılığı. Hemen sen buna A olayı dersin. O zaman ne dersin? Tek geldiği için 1, 3, 5 dersin zar atıldığında. Peki zar atıldığında 4'ten büyük gelme olayı ne? Buna da B olayı diyelim. Bu B olayının gerçekleşmesi için de 4'ten büyük kim var? 5 ve 6 var. Bu kadar olay olur dedik. Ve geçtik. Bir E örnek uzayının istenen koşulları sağlayan alt kümesinin dışında kalan kümelere olayın tümleyeni denir. Olayın tümleyeni denir. Bir daha okuyalım arkadaşlar. İstenen koşulları sağlayanların dışında kalan. Hemen örneğimle bunu kavrayayım. Madeni paranın iki kere atılması deneyinde aynı gelmesi nedir? İki para olduğu için ikili ikili yazacağım. Aynı gelmesi tura veyahut da yazıdır. Peki bu olayın dışında kalan diğerleri neler? İşte buna ben olayın tümleyeni diyorum. Bu olayım ne benim? A. Bu olayın tümleyeni nedir? Kümelerde gördüğümüz şu kesme işareti vardı ya. İşte bu olayın tümleyenidir. Tümleyen neydi? Geri kalan her şey. Peki biraz önce yazdık. TT ve YY'yi çıkartırsam, tura yazıyı çıkartırsam geriye ne kalır? Tura yazı ve yazı tura kalır. Arkadaşlar bu olayda böyle, olayın tümleyeni de bu kadar basit dedim ve geçtim. Bir madeni para 3 kez atılıyor. Biraz önce ikiliyi yazdım. Şimdi düşün. Bir madeni para atıldı. 2, 3, 4, 5, 6. Şimdi diğer madeni para da atılacak ve öbürküsü de atılacak. 3 kez ard arda atılsa ikisi tura, biri yazı gelme durumu nedir?
Bu arada çok özür dilerim. Bu zar tabii ki de. Kafa gitti bir an. Para nasıl olacak? Yazı ve tura olacak. Peki yazı ve tura da ikisi tura, biri yazı gelme olayının eleman sayısı nedir diyor. Hemen düşünelim. Ne istiyor benden? İki tane tura istiyor, bir tane yazı. Peki bu kadarcık mı? Hayır. Bunlar yerde değişebilirler. O zaman ben bunların hepsini yazayım. Bu sefer elemanlarım üçlü. T, T, Y olabilir. Virgül. Hemen ne olabilir? T, Y, T olabilir. Geçtim. Espri yapma arkadaşım. Bu T, Y, T, o T, Y, T değil. Geçtim. Ondan sonracıma Y, T, T olabilir dedim ve bu kümemi kapattım. Gördüğün gibi 3 tane oldu. Ama bir saniye bak şimdi. Bu kısa bir şeydi. Uzun şeylerde ben böyle uzun uzadıya yazmayacağım. Artık yavaş yavaş pratiklere geçeyim. Benim harflerim neler? T, T, Y. İsteğim neler? Bunların yer değiştirmesi. Peki yer değiştirme 3 harfte nasıl oluyordu? Hatırla permütasyonu. Tekrarlı permütasyon yok muydu? Vardı. 3 faktöriyel bölü tekrarlılar. 2 faktöriyel. O zaman bu nedir? 3 tür dedim. Bak 3. Eleman sayısı kaçtır o zaman? SA eşittir 3'tür dedim. Noktayı koydum. En az birinin yazı gelmesi olayının eleman sayısı kaçtır? Peki arkadaşım, en az biri yazı gelecek. Düşünelim. En az bir yazıysa o zaman bir tanesi yazı gelebilir. Diğerleri TT. Bir tane, iki tanesi yazı gelebilir. Diğeri bir tane de. Peki hepsi yazı gelebilir mi? Evet. Ama bununla uğraşacağıma daha basit bir olay yok mu? Zaten bunların haricinde geriye kalan şey TTT. Biraz önce ben ne gördüm? Olayın tümleyenini gördüm. Olayın tümleyeninde ben ne yapacağım? Olmayanları kenara alayım. Yazı gelmesi en az bir tane. Hayır. Ben şöyle düşüneyim. Bir tane olayım olsun. A olayı. Bunu böyle yazmak yerine ben A'nın tümleyenini bulayım. A'nın tümleyeni nedir? Sadece TTT'den oluşan bir üçlüdür. O zaman zaten benim üçlü para atmamdaki tamamı neydi? 2 üzeri 3'ten 8'di. 2 üzeri 3'ten 8 oldu. Peki 8 tanesi buradaysa ve benim istemediğim olayın dışında kalan tümleyen buradaysa o zaman geri kalan 1'i çıkarttığımda 7 elemanım da burada olacaktır. Yani A kümesi 7 elemanlıdır. Kim? S, A dedim. A kümesi diyorum. Neden? Bu olaydır aslında arkadaşlar. Ama küme mantığında olduğu için bir şey fark etmez dedim. Geçtim. Bir deneyin sonucunda gerçekleşmesi mümkün olan tüm durumlar kümesine ne denir? Kesin olay denir. Kesin olay ne? Bir daha söyleyelim. Tüm durumların kümesine. Mesela bir zar atılınca 7'den küçük gelmesi. Kardeşim zaten zarı attığında 1, 2, 3, 4, 5, 6 gelir. Hepsi 7'den küçük. O zaman ben buna ne diyorum? Kesin olaydır diyorum. Bütün elemanlarımı kapsıyor ve hepsi de var. O zaman kesin eleman. Bir deney sonucunda gerçekleşmesi mümkün olmayan olaya ne denir? İmkansızlar. İmkansız olay denir. Mesela bir zarı attım. Gelen sayı 6'dan büyük olacak. Ya nasıl olabilir? Zaten bunun 6 tane ayrıtı var. Attım mı ne olacak? 1, 2, 3, 4, 5, 6'dan biri gelecek. Büyük olabilir mi? Olamaz. O zaman ne diyorum? Bu da imkansız olaydır dedim. Geçtim. A ve B olayları E örnek uzayına ait iki olay olacaklar. Tamam anladım. Ve kesişimleri boş küme olacak. Yani kesişmeyecekler. Ortak iç eleman olmayacak. O zaman bunlara ne denir A ve B olaylarına? Kümelerdeki gibi biz bunlara ayrık küme diyorduk. Bu sefer de ayrık olay diyeceğim. Bu kadar basit. Kümelere çok benziyor. Zaten matematik bir bütün arkadaşım. Hepsi birbirini tamamlıyor. O zaman bakalım iki madeni paranın atılıp aynı gelme olasılığı. İki madeni parayı atarsam biraz önceden beri buna artık aşinayım. Yazı yazı gelebilir veyahut da tura tura gelebilir. Tamam, iki ihtimalim var. İki madeni para atılıp farklı gelme olayı ne? Bu sefer de ne olabilir? Tura yazı olabilir veyahut da yazı tura olabilir. İşte bakın bu sefer ne oldu? Bir olay, bir örnek uzay var. İki tane
farklı ve birbiriyle ortağı olmayan, biri YYTT, biri TYYT, ortakları olmayan bu, küme, bu kümelere ne diyorum ben? Ya hep aynı şeyi söylüyorum. Kümeyle aynı olduğu için. Bu olaylara ne diyorum? A ve B ayrık olaydır. İkisi de birbirinden ayrıktır arkadaşım diyorum. Hiçbir kesişme olmazsa bunlar da ayrıktır dedim. Olasılık hesabı. Artık işte bizim olayın özüne girdik. Olasılık hesabı. Şimdi arkadaşlar biraz sakin olalım, düşünelim. Olasılık nedir? Olasılık aslında benim ihtimallerim arasında, bütün sonuçlar arasında olabilme durumları değil midir? Normal hayatta da böyledir değil mi? O zaman ben A olayını, biraz önce söyledik A, B vardı. A olayını ben böyle başında P ile gösterirsem, P, A, A olayının olma olasılığı. Örnek uzayım zaten olabilecek bütün durumlar. O zaman ben ne diyorum bak? Bir A olayının olma olasılığı istenen durum bölü tüm durumlar. Tüm durumlar. Zaten biz buna ne diyorduk? Örnek uzay. O zaman düzgün yazayım. Benden istenen ne? A olayı. Peki tüm durum ne? Örnek uzayım. İşte bu kadar. Bütün olay bunu yazmakta. Peki nasıl yazacağız hocam? Birazdan göreceksin. Yeri gelecek kombinasyon kullanacağım. Yeri gelecek permütasyon kullanacağım. Yeri gelecek sayma kullanacağım. O yüzden arkadaşlar önceki videolarımızı bir tekrar amaçlı izleyebilirsin. Unuttuğum birkaç bir şey varsa. Ama yoksa zımba gibi buradaki bütün soruları yapacak ve anlayacaksın. Merak etme. O zaman düşünelim. Bir olay hiç olmama durumu, olayın böyle bir olasılığı yok dersen bu olay sıfır mıdır? İmkansız olay mıdır? Evet. Bu olay %100 olacak. Kesin olay mıdır? Evet. Peki bunlardan sıfırdan küçük ya da biri büyük olabilir mi? Olamaz. O zaman benim her bir olasılığım ne olacak? Kesinlikle sıfıra eşit veyahut da büyük, bire eşit veyahut da küçük olacak dediğim. Hemen bir daha bakalım. Örnek uzayımdaki bütün her şeyin olma olayı nedir? Tabii ki de kesin olaydır ve birdir. Peki hiç olmayan, elimde böyle bir veri yok, böyle bir olay yok. O zaman bunun olasılığı nedir? İmkansız olaydır. Buna sıfır dedim. Biraz önce bir şey görmüştüm arkadaşım. Neydi? Mesela bir A'nın olma olasılığı. A'nın olma olasılığı ve onun dışında kalan her şey. Onların da olma olasılığı. Tabii ki de birisi var, biri de onun dışındakiler. Ben bunun tamamını ne diyorum? P örnek uzay. P, E diyorum. Ve bu da birdir. Senin bir olayın olma olasılığı varsa olmama olasılığıyla ikisi birlikte her zaman bir eder. Bu müthiş önemli arkadaşım. Sakın bunu kaçırma, ki kaçırmana imkan yok, merak etme. Birazdan zaten ben hepsini sana söyleyeceğim. Dedim geçtim. Kolay soruyla başlayalım. 6 erkek 3 kız öğrencinin bulunduğu bir sınıftan seçilen bir öğrencinin erkek olma olasılığı. Peki benden istediği şey ne? Erkek olma olasılığı. Ben buna PA diyeyim. Erkek olma olasılığı. Hemen yazayım. PA eşittir. SA bölü nedir? SE. Peki ben bu erkekleri nereden seçiyorum? Bu örnek uzayım ne? Sınıftan seçiyorum. Sınıf nasıl bir sınıf? 3-6 kişi. Herhalde özel okul bu. 6-9 kişiyle ders yapıyorlar. Güzel. O zaman örnek uzayım 9 kişi mi? Evet. Peki benim istenilen ne? Örnek uzay hepsi. Tamam. İstenilen ne? Erkekler. O zaman 6 kişidir dedim. Ve gereken sadeleşmemi yaparsam hemen sonucumu 2 bölü 3 bulurum dedim. Bu kadar basit. Yalnız her şey nerede kopuyor? Şurada. Bütün örnek uzayı bulacağım ve de burada da istenilen şeyi bulacağım. Daha zor sorular olacak ama senin yapacağın bunları ayrı ayrı düşünmek olacak. Bir çift zar atılıyor. Bu sefer yanlış yapmayalım. Yazı tura yazmayın tabii ki de. Biraz önce biliyorsunuz ki yanlış yaptık orada. Bir çift zarın atılmasıyla üst yüzeye gelen sayıların farklı olma olasılığı. Bir saniye arkadaşım. Çift zar atıldı. O zaman zarlar bir birle başlayacağım. 1-2 ile devam edeceğim. Nokta nokta. İkililere geçeceğim. 2-2 ile devam edeceğim. 2-3 ile devam edeceğim.
Bu böyle gidiyor. En son 6-1 ile burada 2-1 ile başlar. 2-2 ile devam eder. 6-1 ile başladım. 6-2 ile devam ettim. Nokta nokta. Bu da 6-6'ya geldi. O zaman benim ne kadar durumum var burada? 36 farklı durumum var. Peki ben burada üst yüzeye gelen sayıların farklı olmasını tek tek hesaplayacağıma aynı olanlar kimler? Aynı olanlar, yine yanlış yaptık. 1'in birlisi 2-2, 3-3, 4-4, en sonunda da burada 6-6. Aa, bunu yazmak daha kolay. O zaman ben şöyle diyeyim. Benden istenen üst yüzeye gelenler farklı olacaktı. Peki ben farklı olmasına ne diyeyim? P, A'yı istiyor benden. Peki bunun dışındakiler ne? P, A'nın tümleyeni. A olayının tümleyeni ne? Farklı değil. Aynı olması 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 kaçta? 36. Bütün durumda 6 durum benim aynı olmasıdır. O zaman bu nedir? 1 bölü 6 olur. Peki biraz önce söyledik mi biz arkadaşım? Bu sana çok lazım dedim mi? Dedim. Bazen böyle uzun uzadıya işlemler yapacağına, bu sayıları tek tek hesaplayacağına çok kolay. Bak 6 tane var. Öbürküsünde 30 tane var. O zaman PA ile PA üssünün toplamı 1 değil miydi? O zaman 1 ise ben bunu 1 bölü 6 bulduysam, o zaman buna da cevabın 1 olması için bunun ne olması lazım? 5 bölü 6 olması lazım. Zaten 6 durumu çıkartırsam geriye 30 durum kalır. 30 bölü 36'dan da ben bunu bulurum. Ne anladım? Bir daha tekrar ediyorum. Burada bununla ilgili arkadaşlar çok büyük durumları yapmayacaksın bazen. Hemen kolay durumu, tümleyenini çıkaracaksın. Dedim, geçtim. Kolay soruyu yaptım, orta soruyu yaptım. Şimdi zor soruya geçtim. Ama bizim için zor soru yok arkadaşlar. Neden? Bak göreceksin şimdi. Bir çift zarın atılmasıyla üste gelen sayıların toplamının asıl olması. Peki sayılar toplamı asıl olacaksa iki zar en az kaç olur? 2 olur, asaldır. Sonra ne olur? 3 olur, asaldır. Sonra ne olur? 5 olur, asaldır. Sonra ne olabilir? 7 olur, asaldır. Sonra ne olabilir? 11 olur, asaldır. Zaten 12 en fazla toplamıdır. Daha da fazla toplam olmaz. 6-6 gelirse zaten 12 olur ama o da asal değil. Şimdi bakın arkadaşlar. Ben bunları tek tek yazacağım. 2 olma durumu nedir? 1-1. 3 olma durumu nedir? 1-2 ve 2-1. O zaman buradan bir durum geldi. Buradan 2 durum geldi. 5 olması için 1-4 var. 4-1 var. Hemen terslerini falan yazdım. Bundan kaç tane geldi? 4 tane geldi. Ya hocam bu ne böyle ya? Bunları tek tek yazacağız mı? 7'ye bakıyorsun. 7 ne? 1-6, 2-5, 5-2. Tabi tersleri de var. Böyle arada sırada karışıyor. Ama tabii ki de tonguç farkıyla sen bunu böyle yapmayacaksın. Müthiş bir hareket çekelim şimdi. Hareketin kralını gösterelim burada. Bir kere bir zarın, iki zarın atıldığında toplamları nedir arkadaşım? 2 ile olabilir. 1-1 gelirse en düşük 2'dir. Daha sonra böyle artarak gider. En son ne olacak? Biraz önce de söyledik. 12 olabilir. Peki bak şimdi soruyu unuttum. Ben sana kral bir hareket gösteriyorum. Peki 1-1 gelirse bunun bir durumu vardır. 3 gelirse 3 olması için 2-1 veyahut da 1-2 gelecek. Böyle bak bunları tek tek hesaplama. Ben sana olayın pratiğini söylüyorum. 3, 4, 5. Burası 6. Ve buradan sonra da geri sayıyorum. 5, 4, 3, 2, 1'dir. Mesela bu nasıl 1 hocam? 6, 6 gelirse. Bu nasıl bir 2 hocam? 5, 6, 6, 5. Hocam bu nasıl 3? Bu nasıl 3 toplamı 2 nasıl oluyor? Tabii ki de 1, 2, 2, 3. İşte bak arkadaşım böyle bunları hemen aşağıya hemen pratikine yazarsın. Yazdıktan sonra hemen ne yaparsın? Ne soruyorsa yaparsın. 2'yi soruyordu. O zaman bir ihtimal var. 3'ü soruyordu. 2 ihtimal var. 5'i soruyordu. 4 ihtimal var. Ondan sonra 7 vardı. 6 ihtimal var. 11 vardı. 2 ihtimal var. Zaten bu sırayı toplarsan 2 zardan 36 durum hepsi de burada işte. Ve olaya noktayı koyuyorum. Bu zarların üst yüzeyinin asal gelme olasılığı, bir kere bu zarların tamamı kaç? 36. Asal gelmesi 1, 3, 7, 13, 15 oldu mu? Oldu. Bir kere daha sayalım. 1, 3, 7, 13,
15. Oldu mu? Oldu. Asalların toplamı bunlar mı? Bunlardır. O zaman hemen pratikten işte bunların hepsini yazdırmıyorum sana. Hemen yukarısı aşağısı 3'e bölünür. 5 bölü 12 olur dedim ve hareketin kralını çektik. Bu olayı da gösterdik. Zor soru bizim için yok. Artık kolay. Bundan sonra zarların toplamı ders arkadaşım. Hemen bunu pratikkene yaz. Olayı patlat, boşu boşuna sayma. Arkadaşlar geldik yazılı sorusuna. İşte canım öğretmenlerim hemen ne yapabiliyor? Bizi düşünerek böyle basit bir soru sorabiliyor. A tane bilyeden 2 tane mor var, mor. 4 tane beyaz var, mor beyaz. Gerisi ise siyahtır. Tamam, anladım. O zaman gerisi dediği siyahlar ne kadar? Toplamı A'ydı. Bunların toplamı 6 olduğuna göre o zaman siyahlar kaç tanedir? A eksi 6 tanedir. Çünkü tamamı A ise siyahlar nedir? 6 tanesi haricindekilerdir. Bu torbadan rastgele çekilen bir bilyenin siyah olma olasılığı. Siyah olma olasılığı 3 bölü 5'miş. Peki P siyah diyeyim. Siyah olma olasılığı. İsteğim ne? Siyah gelme sayısı ve tüm durum. Peki tüm durumum ne arkadaşım? Tüm durum ne? Tüm durum zaten A tane bilyeden çekeceğim. Peki siyah gelme olasılığım ne? A eksi 6. Peki bunun cevabı neymiş? 3 bölü 5'miş. Hemen ilkokul pratik bilgilerimden içler dışları patlattım. 5 kere A 5A. 6 kere 5 30. 3 kere A 3A. Bu buraya bu buraya gitti. 2A eşittir 30 oldu. A eşittir kaç oldu? Tabii ki de her iki tarafı sadeleştirirsen 15 oldu. Kaç tane siyah vardır? A 15 ise 6 çıktım. Demek ki tamı tamına 9 tane siyah bilyem vardır dedim. Ve bu soruyu da yazılı sorusunda 10 puanı kaptım ve geçtim. Zor bir soru daha. Ama zor ne zoru ya? Bunları anlattık bir önceki videoda. Binomu ben sana iyi anlatmadım mı arkadaşım? Binomda her şey tamam. X, Y'nin açılımında rastgele üstümüz 4. Rastgele seçilen 2 terimin katsayıları. Katsayılar 2 terim. Toplamı 5'ten büyük olma olasılığı. Hemen düşünelim. Katsayılar kimden geliyordu? Binomdan. Nasıl binomdu? Üste göre. Nasıldı? Artarak. O zaman ilk terimimin katsayısı 4'ün sıfırlısı mı? İkincisi 4'ün birlisi mi? Üçüncüsü 4'ün ikilisi mi? 4'ün üçlüsü var ve de 4'ün dörtlüsü var. Peki bunlar kaçtır arkadaşlar? Biri 1, bu 4, bu da 6'ydı. 1, 4, 6, 4, 1 diye gidiyordu zaten benim kombinasyonum. O yüzden Pascal üçgeninden de biliyorum bunu, kombinasyondan da biliyorum. 1, 4, 6, 4, 1 diye gidiyordu. Şimdi bana sorduğu şey, bak dikkat, bana sorduğu şey, İki terimin katsayıları toplamı 5'ten büyük olma olasılığı nedir? İki terim mi istiyorum ben? Evet. Peki buradan nasıl iki terim seçeceğim? Nasıl iki terim seçme yapacağım? O zaman arkadaşlar ben ne istiyorum? Mesela buraya da P 5'ten büyük. P 5 yazayım mesela. İstediğini yazabilirsin. A yazabilirsin, B yazabilirsin. Ben de 5'ten büyük olduğu için bu kümeye 5 kümesi dedim. 5'ten büyük. Peki tüm durumlar ne? Kaç tane ikili var bu olayın içinde? Kaç tane ikili var? Tabii ki de bu beşliden seçtiğim ikililer kadar var. Bu beşliden seçtiğim ikililer kimler? Mesela 1, 4, 1, 6, 1, 4, bir daha 1, 1. Tamam, 4'e geçtim. 4, 6, 4, 6, 4, 4, 4, 1. Hemen 6'ya geçtim. 6, 4 ve 6, 1. Hemen biri zaten 4'e geçtim hemen sonuncusu da 4 1. 4 tane, 3 tane, 7, A'da 10 tane dediğim. İşte bunlar olabilecekler. Peki nerede tüm durum, bak tüm durum. S E olabilecek tüm ikililer. Bu soruda ikili geldi. O zaman hemen nereye gittim? 5'in ikilisi seçme kombinasyona gittim. O zaman hemen ne yapıyorum olayı? Toparlıyorum. Toplamı 5'ten büyüktü. Bu 5. Bu büyük. Bu 5. Bu gitti. Bu büyük, bu da büyük. 8 olduğu için bu gitti. Peki burada kim büyük? Bu da büyük. 6, 1 de büyük. Bu zaten 5 olduğu için gitti. 1, 2, 3, 4, 5. Demek ki bunlardan yarısı, yani istediğim 5'ten büyük olma eleman sayısı da buymuş.
5'in ikilisi 10'du. 5 bölü 10'dan cevabım 1 bölü 2 sadeleştirmeyle geldi diyorum. Ve aman Allah'ım. Hocam bunları kombinasyonda bırakmamış mıydık biz ya, bu şekil şükürleri? Evet ama adam işte arkadaşlar bu olasılık konusunda permütasyonu koyacak, kombinasyonu koyacak, saymayı koyacak. Biz işte bunları çok iyi bildiğimiz için hemen soruyu hızlıca yapacağım ve geçeceğim. Yandaki şekilde 8 tane, 1, 2, 3, 5 tane de burada 8, doğru. Üçgenlerini oluşturuyor. Oluşan üçgenin çember içinde olma olasılığı. Bir saniye kardeşim. P üçgen. Yani burada buna A diyeyim bu sefer. Şekil şükür yapmayayım. Üçgen oluşma olasılığı nedir? Bütün üçgenler, bütün üçgenler, bütün üçgen durumları ve SA, A'nın eleman sayısı nedir? Sadece çemberin içindekiler. Buraya da çember içi üçgenler yazabilirim. Çember içi üçgen diyelim şöyle. Peki, şimdi ben bir hatırlama yapayım. Nasıl üçgen oluşurdu 8 taneden? Doğrusal olmayan herhangi 3 tanesinden üçgen oluşurdu. 8'in üçlüsü nedir? 8, 7, 6 bölü 3 çarpı 2. 6'lar gitti. 56'dır. Peki arkadaşım bunların 3'ü doğrusal ya. Buradan nasıl üçgen oluşacak? Tabii ki de 3'ün üçlüsünden üçgen oluşmayacak. Bu da 1. Peki 55, 56 tane üçgen saymıştım ben. Bir tanesi oluşmuyormuş meğersem. O zaman 55 tane üçgen oluşur. İşte bütün oluşabilecek üçgenlerim 55 tanedir. Peki benden istediği neydi? Çember içi. Çember içinde nasıl oluşur? İstediği gibi oluşur. Böyle değil tabii ki de. İstediği gibi oluşur. Peki bu oluşumlar nasıl? 5'in üçlüsü. Hemen onu da şurada bulayım. 5 tane noktadan herhangi doğrusal olmayan, hiçbir doğrusal değil. 5'in üçlüsü, 5'in ikilisiyle aynı. 5'in ikilisini biraz önce de yapmıştım. 10. Daha önce künteden de biliyorum. 10. O zaman ne oldu bu? Yukarısı aşağısı bölünür. 2 bölü 11 olur. Neyle sadeleştirdim? 5 ile dedim. Ve bunu da geçtim. Hemen bakıyorum. Yeni sorum. Kombinasyonla 2 tane soru yaptık. Binomla yaptık. Kombinasyonla yaptık. Şimdiki soruma bak. Ne diyor? 5'e kadar sayılar elemanlarıyla oluşturan 3 basamaklı sayılar. 3 basamaklı sayılar kartlara yazılarak torbaya attı. Torbadan çekilenin 5 ile bölünebilme istek ne? İstek ne? A kümesinin isteği ne? 5 ile bölünebilme. Hemen yapayım. PA. O zaman ne yapıyorum? Örnek uzayımın hepsi ve bu A'nın istenileni. Peki arkadaşım. Peki. Hemen bunları ilk bu senenin ilk konusuna gidelim. Saymada yapalım. 1, 2, 3. 3 basamaklı istiyor mu? Bütün her şey. Benim buradaki SE dediğim 3 basamakların hepsi mi? Evet. Peki 3 basamakta 0 başta olur mu? Olmaz. Geriye kaç tane kaldı? 5. Soruyu dikkatli okuyorum. Rakamları farklı diyor mu? Demiyor. O zaman 0 artık işin içine girdi. 6 tane. Bir daha burada da hepsi olabilir. 6. 6 kere 5 30. 6 ile çarptım. 180 tane 3 basamaklı sayı yazılır. Gel gör ki bizden istenen 5 ile bölünebilme. Hemen 5 ile bölünebilmeye bakalım. Bir kere ne olacak 5 ile bölünebilmede? Son rakam ya 0 olacak. Son rakam ya da 5 olacak. Hocam bunları ikisini niye birlikte yazmadın? Birlikte yazmadım. Çünkü bu 0 bana gıcıklık yapıyor. Bende bir olumsuz durum oluşturuyor. O yüzden ikisi aynı anda istenen bir olumsuz durum oluşturursa parçalayarak yapıyorduk. Peki buraya 0 gelirse ne olur? 1 olur. Peki 0 gelemeyecek başa. Buraya kaç gelecek? 5. 6 rakamın hepsi de buraya gelebilir. 6. O zaman bunun durumu ne oldu? 30 oldu. Şuraya yazayım. Peki 5 sonda olursa ne olur? Burası 1 oldu. Aynı durum. Yine 0 olmaz. Rakamlar farklı demediği için yine 6 yazarım. Bu 5 neydi? 0'ın olmadığı. 6 neydi? Hepsi. Peki bunun cevabı ne? 30. 30 burada. 30 burada. O zaman 60 tane sonu 0 ya da 5 ile biten sayı var. Bu da demek oluyor ki bunlar 5'e bölünür. O zaman hemen sadeleştirmemi yaptım. Yukarıyı aşağıyı 30'a böldüm.
30'a değil tabii ki de. 60 varken niye 30'a bölüyorsun? Niye boş işlem yapıyorsun? Gerek yok. 60'a böldüm 1, 60'a böldüm 3 ve bu yazılı sorusu da çok güzel, eleyici, hocanın, canım hocamın kimler daha iyi anlamış, permütasyonu çözmüş mü çözmemiş mi diye merak ettiği bir soru oldu ama ben yaptım geçtim. Şimdi arkadaşlar hemen okuyalım. Yeni soru yine zor diyor. Allah Allah zor diyor ama biz hepsini yapıyoruz. Demek ki biz çok iyiyiz gibi geliyor bana. Allah kerim devam edelim. Ahmet, Ali, Musab, Mehmet, Mahmut, Kerem burada 6 tane arkadaş fotoğraf çekimi yapacaklar. 10. sınıflarda düşünün ki bir tane 10. sınıfta 10C sınıfında mesela Ahmet, Ali, Musab, Mehmet, Mahmut, Kerem diye toplam 6 arkadaş liseden kalma bir fotoğrafımız olsun diyorlar. Yan yana fotoğraf çekimi yapacaklar. Ne diyor bana? Yan yana olacaklar ve ilk harfi M olanlar Musab, Mehmet ve Mahmut yan yana olacaklar. Yani bunlar bir etle tırnak gibi birleşik mi? Bunlar bir paket gibi iç içeler mi? Bunlar hiç birbirinden ayrılmıyorlar, sarılmışlar. O zaman diyorlar ki fotoğraf çekineceğiz. Şimdi bu fotoğrafta ben ne istiyorum? İlk harfi M olanlar yan yana olsun. O zaman PM'nin olasılığı tüm durum, bak hep aynı şeyi yapıyorum arkadaşım. Hep aynı şey. S, M'nin durumu. Hemen permütasyon konuma geri döndüm. Bir şey söyleyeceğim. Tüm durum nedir? 6 kişi var. 6 kişi 6 farklı şekilde sıralanması faktöriyeldi. O zaman bunlar 6 faktöriyel şekilde sıralanır. Geldim olaya. Bizim isteğimiz neydi? Bu 3 arkadaş birlikte. Burada bir tane daha var. Burada bir tane daha var. Burada bir tane var. Bunlar ayrı elemanlar. Sanki bunlar da birmiş gibi. 1, 2, 3, 4. 4 faktöriyel şekilde yer değiştirirler. Bir de ne vardı? Bu yan yana olanlar, paket içinde olanlar bir de kendi aralarında yer değiştirirdi. İşte ben buna ne diyordum? Permütasyon konusunun güzellikleri diyordum. O zaman hemen bunun çözümünü yapalım. 6 faktöriyel demek 6, 5, 4, 3, 2 gidiyor. Burada da 4, 3, 2, 1. O zaman bunlar sadeleşti. Burada geriye 6 ile 5 kaldı. 3 faktöriyel 2 kere 3'ten 6. Bu da 6 gitti. Geriye yukarıda 1, aşağıda 5 kaldı ve bu soruyu da çok rahat yaptım. Bak arkadaşım görüyor musun? Sorunun olasılıkla neredeyse hiç ilgisi yok. Tek yapman gereken şey tüm durum 6 faktöriyel. Sen bunu çok iyi biliyorsun. Bir de ne var? İstenilen durum. O da bu. Dedim. Geçtim. Arkadaşlar yine çok önemli bir olay var burada. Şimdi yine bir zor soru. Kitapların seçici sorularından. Şimdi bazen de benim olaylarım istediğim gibi gelişmez. Adam mesela bir zar yapmış. Hem zar oyunu oynatıyor hem de hile yapıyor. Böyle bir şey yok arkadaşlar. Hileli bir zar var. Havaya atıldığında üst yüzeye gelen sayının olasılığı kendisinin karesi kadar. Nasıl yani hocam? 2 gelme olasılığı 4. Tabii 1'i unuttuk. 1'in gelme olasılığı karesi 1. 3'ün gelme olasılığı 9. 4'ün gelme olasılığı 16. 5'inki hemen hızlıca yazayım. Boşu boşuna uzatıyorum. Hemen bu da nedir? 36'dır. Aslında bir zar atıyorum ama zar o kadar hileli, o kadar yan yatıyor, düz dönüyor, bir şeyler yapıyor ki 6 36 kere gelebiliyor. 5 25 kere gelebiliyor. Sanki bir bilgisayar oyununda ayarlanmış gibi. O zaman artık bana söylenen şey üst yüzeye gelen sayının asal olması. Asalları zaten biliyorum bunlar. O zaman şöyle diyeyim. Kırmızı ile yazayım, rengarenk olsun ortalık. Ne diyeyim? P as yazayım. P as. As ne? Asal sayı olma olasılığı. Peki nedir? Tüm durum. S, E. Artık tüm durumum ne? Zarlar hileli olduğu için bunların gelebilme ihtimallerinin toplamı, hemen toplayayım, 36. 4 daha bir 40 geldi. 16. 9 daha bir 25 geldi. Bir 25 de burada var. 50, 90, 91. Bak pratik topluyorum. Hemen basitleri topluyorum. Sonra hepsini birden topluyorum. O zaman benim burada olayım 91 durumum var mıymış aslında? Evet varmış. O zaman hemen ne diyorum? Benden istenenlerde 4, 9 daha 13. Bir de burada 25 var. 48 mi? Saçmalama evladım. Nasıl 48 ediyor?
Toplama çıkarma kötü. İlkokul zayıf. Ne 48'i? 4, 9 daha 13. 25 daha 38. Benden istediğim asalların gelmesi de 38'dir diyorum. Ve böyle sorular gelebilir arkadaşlar. Yapacağınız şey düz mantık değil, bunları toparlamak. Mesela yarışı kazanma ihtimali Ahmet'in, Mehmet'in iki katı derse, o zaman birine A, birine 2A diyorsun. Senin tüm durumun ne oluyor? 3A oluyor. Bunların yarışı kazanma ihtimali 1-1 değil. Demek ki birisi daha güçlü, iki katıysa, o zaman tüm durumu artık 2 değil, 3 yazıyorsun dedim. Bu sorularla karşılaşırsın diye örneğini verdim, geçtim. Arkadaşım işte burada yaptığımız olaylarda özel bir durum var. O da ne? Aslında özel durum değil. Bunun kümesel olarak gösterimi var. Kümesel olarak gösterimde ne yapıyorum? A ve B örnek uzayımın kümeleri, olayları yani. Peki olayların kesişimi var mıymış? Kesişimleri boş küme değilmiş. Yani varmış. O zaman ben bir olayı yazarken kesişimleri varsa aynen kümedeki mantıktan ayrı ayrı toplayıp kesişimi çıkartacağım. Peki kesişim yoksa? Tabii ki de kesişim yoksa o zaman ne olacak? Eksi sıfır olduğundan dolayı, sıfır çıkartmada etkisiz eleman olduğundan dolayı görmezden geliyorum ve sadece iki olasılığı toplayacağım. Hemen bakalım sorumuza. Model sorumuz. Bu konunun modeli bu işte. Zarın 3'ten büyük gelmesi. Zar 3'ten büyük nasıl gelir? 4, 5 veya 4'ten büyük, 3'ten küçük gelmesi. Çok pardon. O zaman ne gelir? 1 ile 2. 4'ten büyük gelmesi 5 ve 6. Kaç durum var? 4 durum. Bir zarda kaç durum vardı? Artık bakın uzatmıyorum. Anladınız siz olayı. 6 durum vardı. İstenen ne? 4. Ama ben buna böyle diyeceğimi bak şimdi gördüm. Burası P3 diyeyim mesela buna. P3 artı yani 3'ten küçük gelme olasılığı artı 4'ten büyük gelme olasılığı. Kesişimleri var mıydı? Yoktu. P3 nedir? 2 tane durum 6 durumda. Bu nedir? 2 tane durum 6 durumda. Bak yine aynısı çıktı mı arkadaşım? Çıktı. O zaman demek ki biraz önceki formülümüz doğrulandı. Bu örnekte de ister uzun uzadıya yaparsın. Ama bu örnek model soru olduğu için kolay. Başka yerlerde yapacağız. Ama istersen de pratikten hızlıca. Zaten 4 durum var hocam. Kafa karışıklığına gerek yok dersin. Yaparsın. Öbür soruya geçelim. Asal gelme olasılığı. Asal gelmesi nedir? 2 olabilir, 3 olabilir, 5 olabilir bir zar. Çift gelmesi nedir? 2'dir, 4'tür, 6'dır. Peki burada ikisinde ortak 2 var mı? Var. O zaman ben bunun gelmesini sayarsam PA dediğim şey aslında 2, 3, 5. 2'yi bir kere daha yazmayacağım tabii ki de. 4, 6. 5 durum var mı 6 durumda? Evet. Bu soru bu kadar. Çözdüm bitti diyebilirsin. Ama ileriki zor sorularda işine yarayacağı için bunun eleman sayısı ne? Mesela P asallara A diyeyim. Bu aile karışmasın ama. P A nedir arkadaşım? P asal olma olasılığı 3 bölü 6. Peki P Ç nedir? Çift olma olasılığı 3 bölü 6. Yalnız ikisinde de 2 var mı? Var. 2 gelme olasılığı nedir? Mesela P 2 diyeyim buna da. P2 gelme olasılığı da tabii ki de 6'da 1 durumdur. Bunları toplayacağım. Pardon bunları toplayacağım. Kesişimi de ne yapacağım arkadaşım? Çıkaracağım. Bak sen unutma diye yine ben burada yanlış yaptım gibi zannetme. Sen unutma aklında kalsın diye söylüyorum burayı. O yüzden burası da eksi olacak. Hemen eksiyi yapalım. 3 bölü 6. 3 bölü 6. 6 bölü 6. 1 bölü 6 çıkarsa ta 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 tam. Demek ki bu da doğru oldu. Geçtim. Şimdi arkadaşlar ne diyor? 3 tane ayrık olay var. 3 tane ayrık olay var. Ve bunlar ne yapıyor? Uzayı oluşturuyor. Yani tamamı bir tane örnek uzay. O zaman şunu hemen toparlayayım. Birleşimleri ayrık olaylarda ne olur? O zaman bu dediğim şey PA artı PB'dir. Yani burada nedir arkadaşım? Kesişim olmadığı için direkt yazarım ben bunu. Peki diğeri nedir? PA artı PC'dir. O zaman bunu da hemen yazarım. 5 bölü 14. Taraf tarafa toplarsam bakalım neler gelecek. Çok ilginç olaylar olacak galiba. PA geldi. P bir tane daha A geldi. PB geldi. Bir tane de PC geldi. Şunu hemen bir genişleteyim. 10 bölü 14 yapayım. Taraf tarafa toplarsam 15 bölü 14 oldu mu? Oldu.
Hocam bu nasıl olasılık birden büyük çıktı? Hemen bir bak. Bu örnek uzayı oluşturan bir durum yok mu? Bunlar ayrı olaylar ve örnek uzayı oluşturdu mu? Oluşturdu. Peki bu SE değil mi? Evet, bütün durumlar. SE ise o zaman bu 1 değil mi? Aynen öyle. O zaman PA, şuradaki PA artı 1 eşittir 15 bölü 14'müş. Hemen 1'i karşıya attım. 15 bölü 14'ten 14 bölü 14'ü çıkartırsam kaç kalır? Tabii ki de 1 bölü 14 kalır. PA dediğim şey 1 bölü 14 olasılıkmış dedim. Formülden hemen bunu da çözdüm. Ve son soruma geliyorum. Yazılıda yine işte canım öğretmenim sorar bana. Çok zor değil ama öğrencileri yapsın. Sevinsinler garibanlar diye ne yapacak? Böyle basit soru sorabilir. Belki de bizim için basit, bilemiyoruz. O ne diyor bize? A'nın tümleyeni. A'nın tümleyeni nedir arkadaşım? 2 bölü 3 ise o zaman geri kalan her şey A'nın kendisi miydi? Evet, o da nedir o zaman? 1 bölü 3'tür. PB nedir kardeşim? Kendisi zaten vermiş. O da 3 bölü 4'tür. Kesişimi de vermiş. Allah razı olsun. Her şeyi vermiş insan zaten. Benim yapmam gereken şey şu. PA artı PB eksi, bak eksi. Zaten biraz önce ben seni uyan diye yanlış yapmıştım ya. Şimdi doğru yapıyorum. Artık uyandın. Kafa zehir. O yüzden ne oldu? A kesişim B olacak. Neden? Kesişimleri varmış. Hemen o zaman çok kolay şu ilkokul işlemini yapayım. Ne var burada? 1 bölü 3 PA 1 bölü 3'tü artı 3 bölü 4 eksi kesişimim de 7 bölü 12. Arkadaşlar ilkokul işlemi diye söylemiştim. 3, 4, 12. Kaçta birleşir çocuklar? 4. Kaçta birleşir? 3. Bu da zaten 1. O zaman hemen üstlere bakıyorum. Altım zaten 12. 4 kere 1, 4. 3 kere 3, 9. 4 artı 9 eksi 7. Cevabım da ne oldu? 4, 9, 13. 7 çıkarsa 6 bölü 12. O da sadeleştirmeyi yaparsan 1 bölü 12 oldu. Ne 1 bölü 12'si ya? 1 bölü 2 oldu. Sadeleştirmeyi yaptım. İlkokul işlemi zaten benim zayıf olduğu için yanlış yapmam normal dedim. Ve iğrenç bir espriyle bitirdim. Arkadaşlar gördüğünüz gibi bu konu, olasılık konusu bitti. Örnek bütün soruları gördün. Test kitabını açacaksın. Bütün soruları fulleyeceksin. Emin ol hepsini yapacaksın. Gördüğün gibi saymayı biliyorsan, permütasyonu biliyorsan, kombinasyonu biliyorsan, az buçuk zar atmada neler geldiğini, madeni parada ne olduğunu anladıysan bu soruyu yaparsın. Ve ödüllü soru karşınızda arkadaşlar. Cevapları yoruma bırakmayı unutmayın. Hepinize kolay gelsin. Görüşürüz.